Merhabalar sevgili Pamukkale TV ve ART izleyicileri. Çok güzel bir cuma sabahı. Biz yine sizlerle birlikteyiz. Bugün güzel günler için özel bir gün. Bugün 100. canlı yayınımız. Ve ekranlarda sizler için böyle güzel sürprizlerimiz olacak. Eski programlarımızdan böyle ufak ufak görüntüler gelecek. Pamukkale TV ailesi olarak biz sırayla arkadaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı, en başta genel yayın yönetmenimiz olmak üzere sırayla herkesi alacağız. Bugün biraz da bol da müzik olacak. Tam bir şenlik havasında güzel günler olacak. Tekrardan ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Artık Adem Bey'i ben çok daha tanıtma gereği duymuyorum. Bütün izleyicilerimiz sizi tanıyorlar zaten. Pamukkale TV ART Genel Yayın Yönetmeni Sayın Adem Erdoğan ile bugün programımıza başladık. Bizim de 100. canlı yayınımız. Bayağı onun için heyecanlıyız, evet. Güzel. 100 tane canlı evet, yayın yaptık. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. İnşallah nice 100. programlarda yine buluşuruz. İnşallah. Ben başından beri programın hep davet ettin. Gelemedim. Evet. Biraz fazla ekrana çıktığımız için bir tasarruf edelim dedik ama bugün artık görev. Hayırlı olsun. Tabii şey çok önemli. Yani bu şekilde ısrarlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde... devamlılık çok önemli bizim sektörde. Tüm sektörlerde öyledir ama basın sektöründe özellikle istikrar ve devamlılık daha önemlidir. Her insan da bunu başaramaz. Yani genel olarak maalesef Türkiye genelinde, ulusal basında da öyledir. Baktığınızda başlayıp da sonuna kadar hedefi bir hedef koyup da o hedefe doğru ilerleyen insan sayısı çok azdır. Onun için inşallah daha nice başarılarla görürüz sizi. İnşallah hep beraber. Gerçekten sebat gerektiriyor. Bazen evet. Sıkıntılar oluyor tabii hafta içi her sabah günlük program yapmak daha bir zor belki ama olsun çok da keyifli. Sizin programlar çok güzel gidiyor. Biraz onlardan evet. da ben değinmek istiyorum. Siyaseten çok güzel gidiyor. Sağ olun. Ben de yine aynı inançla uzun yıllardır, 19 yıldır bu kurumdayım ve inatla, ısrarla her şartta ne olursa olsun taş yerinde ağırdır misaliyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Siyaseten programı yeni bir program aslında, yani 2 yıllar hı hı. yakın oluyor başlayalı ama inşallah uzun bir süre götürmeye çalışacağız tabii ki. En zor tarafından tuttuk aslında, yani siyaset. Hiç kimseye kolay kolay yaranamazsınız. Sürekli insanlar sizi eleştirir, sürekli hedef tahtasındasınızdır. Konuştuğunuz olumlu ya da olumsuz şeyler kiminin hoşuna gider, kimisi hemen size hedef tahtasına koyup eleştirir. Ama önemli olan sizin kendinize olan inancınız, güvencinizdir. Yani eğer siz çizginizi biliyorsanız, bir kendinize bir yol çizdiyseniz ve ona inanıyorsanız insanların tabii ki sizi eleştirecekler. İşte özgürlüktür, tarafsızlıktır, insanların hak ve hukukuna dikkat etme olayları, bunlar çok önemli. Çünkü siyasette bir insanı eleştirdiğiniz zaman şunu da düşünmeniz gerekiyor. O insanın akşam ailesiyle birlikte oturup sizi izlediğini evet. hissetmeniz gerekiyor. Ama aynı zamanda o insanın sorumlulukları da var. Yani bizim sorumluluklarımız olduğu gibi eleştirdiğiniz insanın da sorumlulukları var. Çünkü ülkeyi yönetmeye talip olmuş. Tabii. Eğer ülkeyi yönetmeye talip olduysanız iş aile olmaktan çıkıyor. Artık sosyal oluyorsunuz, topluma mal oluyorsunuz. Bu sorumluluğu da tabii ki herkes taşıyamıyor. Hı hı. Bazen fevri hareketler ortaya çıkıyor. Öyle olunca bizim siyaseten programı biraz riskli bir program. Ama bizler tabii yani yılların da verdiği birikimle biraz da özgüvenle, o çok önemli. Çünkü bir kelime sizi götürebilir. Yani siyaset biraz hassas bir konu. Yanlış bir telaffuz, yanlış bir kelime sizi götürebilir. Evet. Onun için sıkıntılı bir program ama
severek yapıyorum yani. Ama zaten siz yıllardan beri, kaç yıldan beri tecrübe sahibi bir insansınız. Benim de tecrübesine çok saygı duyduğum bir insansınız. Estağfurullah, ama bazen inanın bu tarz konular, programlar, siyaset tecrübe de kurtarmıyor insanı. Dikkat gerekiyor. Dikkat. Onun için inşallah götürebildiğimiz kadar. Amacımız hizmet. İşte biz gazeteciler olarak tarafsızlığı da tabii ki mutlaka koruyarak. Ama şöyle de bir şey var. Ben her zaman bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. %100 tarafsız mısınız diye sorulduğunda hayır, tarafsız değilim diyorum ben. Çünkü tarafsız biz de insanız. Yani tabii ki de. Bizim de hislerimiz var. Bizim de düşünceli, hayata bir bakışımız var. Ben sizin gibi hayata bakamam. Tabii. Siz de benim gibi bakamazsınız. Dolayısıyla ben tarafım. Aynen. Yani hiç kimse kimseyi işte ben tarafsızım diye kandırmasın. Aynen. Öyle bir şey yok yani. Ama dengeleri korumak lazım. Buna sonuna kadar katılırım. Yani bir tarafı korurken bir tarafı yıkıp yok etmek gibi bir hakkımız da yok. Öyle bir şeye kalkıştığımız zaman zaten toplum sizi bertaraf eder. Böyle de bir şey var. Onun için maalesef zaman zaman taraf olmak durumunda kalıyoruz. Şartlarda onu gerektiriyor. Taraf olsak da o taraflığımızı belki kendi içimizde, kendi özelimizde mutlaka, ama ekranda taraf olduğumuzu unutup mutlaka ben de katılıyorum. Herkesin tarafı yani, var. Benim de var tuttuğum bir taraf. Evet. Sizin de var, Tuncun'un da var. Ekranın önündeki aslında bütün insanların var tarafı. Ama ekranda bunu en minimum seviyeye indirmek tabii. Belki de en önemlisi. Bu ara ekip arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Çünkü programın başından beri programı birlikte götürüyorsunuz. Bu da bir sebat örneği. Onun için inşallah devamını, daim olmasını diliyoruz. İnşallah. Başarılar İnşallah. Diliyoruz. Biz tabii bu ara ben haftada bir gün siyaseten programı yapıyorum. Onun ötesinde bir de 6 gün var. Evet. Yani asıl gün iş orada. Önemli. Yani siyasete bir gün zaman ayırıyoruz. Bizler Allah'a şükür bu sene bu enerjik ekip çalışmamızla beraber uydu yayıncılığına başladık. Bu başarıyı da ortaya koyduk. İç Ege'de uydu kanalı yoktu. Evet. İç Ege'deki Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli bu illerimizde bu illeri temsil edecek bir uydu kanalı yoktu. İşte ben çok iyi hatırlıyorum. Ulusal kanallarda alt veya üst köşede Denizli ibaresini gördüğümüz zaman hepimiz toplanırdık. Denizli haberi çıktı diye. Ama şimdi artık sürekli Denizli. Değil mi? Yayında. Bu başarıyı ortaya koyduk. İnşallah Denizli ve Ege özellikle bizim bu projemize sahip çıkar. Tabii ki öncelik görev bizde. Biz çok çalışmamız lazım. Ege'nin de sahiplenmesiyle beraber inşallah ismi de güzel olan Pamukkale TV'miz inşallah çıtayı da yükselterek hedefe doğru ilerleyecektir diye umuyorum. Selami Bey de geldi. Evet, haber müdürümüz akşam evet programda beraberdik. Sabah beraber olacağız herhalde. Şimdi Selami Bey'i de durum, alacağım durum zaten. Kötü. En iyisi ben gideyim, Selami Bey'le gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben, tabii buyurun. Efe Show'la ilgili de tabii, bir iki cümle tabii. Ondan sonra ayrı müsaadenizi alacağım. Çok önemsediğim bir proje daha ortaya koyuyoruz. Denizli'mizin sevilen sanatçısı, özel gönlümü temsil edebilecek evet. kapasiteye sahip, altyapıya sahip. Ekoru yaşatan. Evet, Efe sanatçımızla beraber inşallah önümüzdeki çarşamba yetişmezse bir sonraki çarşamba günü Efe Show programını da başlatacağız inşallah. Böyle de güzel bir projemiz var. Efe, Denizli ve Ege insanıyla artık sıcak temasa geçecek. Televizyonumuz kanalıyla Efe Show programını başlatıyoruz ve Denizli'nin ilçeleri ve Ege'deki inşallah illerimizin şehir meydanlarında halkla buluşan programla konser karışımı bir program formatı oluşturduk. İnşallah en yakın zamanda başlıyoruz. Zaten Pamukkale TV şu anda yayın hayatına başladığından beri hep halkın içinde, sahada. Evet. Buna çok önemsiyoruz biz bu konuyu. Efe ile
inşallah daha yakın olacağız. İnşallah. Diyorum, size başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kırmadınız, sağ olun. Katıldınız. Sevgili izleyiciler, dedim ya, bugün böyle sürprizlerimiz olacak. Eski programlardan ufak ufak görüntüler olacak. Dün biz Denizli Vali Konağı'ndaydık. Sayın Valim, eşi ve evlatlarıyla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Birazdan o sohbet ekranlarınızda olacak. Ama önce Erdal'cığım, Güzel Günler özel 2 hazırladığım bir VTR var ya, onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Si dulla parla miez americano Quando sa fa l'amore sotto luna Come da venen cave di I love you Papa l'americano Kameramanlar, bütün arkadaşlarımıza davetimiz var. Bazı arkadaşlarımızın kamera fobisi var tabii. Onlar çıkmakta çekiniyorlar. Daha sonrasında geçmiş programlardan ufak ufak görüntüleri sizlerin ekranlarınızda olacak. Dün vali konağındaydık. Sayın valimizle ve ailesiyle olan program da ekranlarınızda olacak. Derken şimdi yanımızda Fatma Türk var. Hoş geldin. Namı diğer cimcime. Herkes namı diğer cimcime. Senin yüzünden. Değil mi? Herkes bana cimcime diyor. Ama cimcime. Öyle cimcime. Çok tatlı. Nasılsın canım? İyiyim. Nasıl olayım? Yine her sabah olduğu gibi kalktık, geldik. Bomba gibi neşeli, enerjik. Buradayız ve senin 100. programın olması vesilesiyle de ayrı bir heyecan içindeyiz aslında. Aman ne güzel. İşte böyle bıçır bıçır konuşuyor ya. Bir de pozitif enerji veriyor. Her sabah böyle bazen bizler durgun oluyoruz. Fatma'nın pozitifliği, Fatoş'un pozitifliği bize de güzel enerji veriyor, modumuzu yükseltiyor. Öyle abla, işte ne yapalım. Nasıl gidiyor çekimler? Çekimler aslında çok güzel. Çünkü şimdi ben tempolu çalışmayı çok seven bir insanım. Hani böyle boş kaldım mı falan artık şey oluyor, sıkılıyorum, bunalıyorum. Ve artık bir çekime mi gitsek falan diye giriyorum odaya. Bir yandan o, bir yandan bu, bir yandan haberlik görüntüler, bir yandan programlık çekimler. Seslendirmeler öyle. Bu şekilde gidiyor. Hatta bazen gelip burada senin kameraman. Kameramanlığını yapıyorum. Şimdi mahalleler başladı. Hatice ile beraber götürüyorsunuz herhalde, evet, o programı. Evet. O da çok güzel bir program. Nasıl, nelerle karşılaşıyorsunuz gittiğiniz mahallelerde? İlk başta bazıları tanıyor.
bazıları tanımıyor. Niye geldiniz diyen oluyor, hoş geldiniz diyen oluyor. Farklı tepkiler alıyoruz ama mutlu oluyorlar. Hani mahallelerini çektiğimizde, onların derdini, sıkıntısını ya da tam tersi mutlu oldukları şeyleri dinlediğimizde ve onların ilişkilerini, mahalle ilişkilerini sorduğumuzda mutlu oluyorlar. Güzel bir tepki alıyoruz yani. Evet, çok da güzel gidiyor. Çünkü izleyiciler de ilçeler, mahalleler çok beğeniyorlar. Bilhassa yurt dışındaki izleyicilerimiz kesinlikle kendi ilçesini, kendi mahallesini görünce o gurbette biraz vatan özlemi belki dinliyor. Bu anlamda bayağı yurt dışında da sizin Fatih Ceylek'inizin fanlarınız var. Ya ben biliyorum. Dün biz Pamukkale'de çekimdeydik ve orada benim akrabammış ama ben daha önce hiç kendilerini görmedim, tanışmadım. Çünkü yurt dışındalarmış. Dün orada karşılaştık. Biz sizi kanalınızı takip ediyoruz, seviyoruz. Başka bir şey istesem olacakmış. İnşallah denize gittiğimde karşılaşırım demiş. Bak akrabalarım çıkmaya başladı. Pamukkale'de. Ben uzun bir zamandır Pamukkale'ye gitmiyordum. Pamukkale'ye gittiğim gün onları gördüm. Şok oldum. Pamukkale'de nasıldı çekim? Nasıl geçti? Çok güzeldi. Turistler. Biz Alman kafilesine denk gelsek de sadece güzeldi. Çok eğlendik. Ve gelenlerin tepkileri sadece şu. Harika. Pamukkale harika. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Gördüklerinde zaten tekrar gelmek istiyorlar. Hatta bir tanesi şey dedi, iş nedeniyle kısa bir süreliğine geri dönmem gerekiyor ama işlerimi hallettikten sonra tekrar gelmek istiyorum dedi. Çok mutluluk verici bir duygu aslında bu. Kesinlikle. Sen de gerçekten çok güzel, işini çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Hele o kadar güzel şiir okur ki Fatma. okuyacak mısın bir tane? Evet. Var mı aklında ezberinde bir şiir? Tunç sana fon müziği yapsın. Bugün özel, güzel günler yüze özel. Evet. Hadi bir şiir oku. Oo, güzel oldu bu. Bir anda biliyorsun bizim böyle sürprizlerimiz var programda, böyle son anda flash hiç. Çünkü önceden söylesek acaba hangisini okusam, ne yapsam? Şu anda karışır. Ben zaten içsel karmaşa yaşıyorum. Değil hangisini mi? Okusam? Acaba hangisini okusam? Hangisini okusam? Hadi bir tanesini oku. Tamam, o zaman benim için çok büyük bir yeri olan bir şiir var. İster misin mikrofon? Fark etmez, olabilir. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri bu. Ve bu hani medya işine ilk girmemde bana yol açan şiirlerden bir tanesi. Dağ Rüzgarı. Oh. Uzun bir şiir var mı o kadar yerine? Var var. Tamam. Sen peki, söyle. O kadar güzel seslendiriyor ki çünkü şiirleri. Alttan şeyi verebilir misin belalı mı? Tamam peki. Işıkları kapatalım. Işıkları kapatalım, bunları yakalım. Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç ama hiç düşünmemiştim. Hele seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden. Yalnızlık güzeldir diyordu. Al başını kaç bu şehirden. Ufuklara doğru, uzağa, git gidebildiğin yere. Git diyordu. Oysa ki senden kaçılmazmış, yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar, rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avutuyorum kendimi. Yaşamak seninle, bir başka zaman ve bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, ille de sen, elbette sen. İster uzaklarda ol, ister yanı başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Bir yumağa sarıyorum seni, bitmek tükenmek bilmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin ışık yüzüne vuran. Sen, tabiat kadar güzel, güneş kadar aydınlık ve bir parça mutluluksun içimde. Sen. Evet. Bu çaresiz adam, bu çaresiz insan anladı. Sensizlik ölüm kadar zor. Bitmek, tükenmek bilmeyecek bu acı. Anladım. Sensizlik zor. Sensizlik çok zor. Ağzına sağlık. Alkışlayalım. Fatmacığım süpersin.
O zaman sen Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bir şiir okudun. Ben bir şarkı söylemez miyim? Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde yorgun yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. Tamam, ben bütün gün artık böyle Leyla gibi dolaşıyorum. Leyla gibi ama güzel. Şiir güzel, şarkı güzel, sanat güzel, her dalı güzel. Bizim kurumumuzda sevgili izleyiciler, herkesin özel bir yeteneği illaki de var. Aslında herkesin var da belki de farkında değil ama. İşte o kısımda keşfedilmek gerekiyor. Bu bazen 70 yaşında da olabiliyor, bazen 10 yaşında da olabiliyor. Derken evet, aynen öyle. Kurumumuzda da çok yetenekli arkadaşlarımız var. O zaman sevgili izleyicilerimizle bu yetenekli arkadaşlarımızı biraz böyle biz tanıştırmaya, tekrardan kurumumuzu tanıtmaya devam edelim derken Musa arkadaşımız şimdi yanımızda. Ama bizim kısa bir tanıtımımız daha vardı. Hani geçmiş Güzel Günler programlarında neler yaşandı, neler oldu? Şöyle bir hatırlatalım sizlere. Güzel Günler özel bir Erdal'cığım gelsin. Ondan sonra bütün hızımızla devam edeceğiz. Merhabalar sevgili Pamukkale TV izleyicileri, ekranları başındaki bütün izleyicilerimiz, herkese günaydın diyorum. Beni hep birinci beste olarak görmeye alıştınız. Bundan böyle, bugün salı günü başladık ama hafta içi her gün saat 10.30'da sizlerin karşısında olacağız. Güzel Günler programıyla hayata dair bütün alanlarda konuşacağız. Hanımlarımızı ilgilendiren bazı VTR'lerimiz olacak, moda, aksesuar. Sizlerle böyle bayan bayana muhabbet edeceğiz. Shame, oh, shame, babe.
yine çok kıymetli konuklarımız var. Sayın Ahmet Sulu, Sayın Musa Uçak ve Sayın İsa Tatar. Sayın Ahmet Sulu'yla Musa Uçak'ı zaten ekranlardan biliyorsunuz. İsa arkadaşımız da hani ben VTR'lerde hep diyorum ya, İsa burayı kes, burayı şöyle yap, burayı böyle yap, böyle yap, montaj yapan arkadaşımız. Mikser değil mi? Bizim güzel programlarımızı, o ekranlarda izlediğiniz güzel programları sizlere hazır. İşin mutfağı aslında. İşin belki de büyük bir kısmı, en yorucu kısmı İsa arkadaşımız ve Hasan Bey, montaj müdürümüz. İkisi üstleniyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Nice 100 bölümlere diyelim. İnşallah. Evet. Beraber. 200. 300. 500. bölümlere. 1. İnşallah. 50 yaşına gelmişiz. Şimdi sizin bilmediğiniz, az önce söyledim ya zaten, bizi kurum içinde bütün arkadaşlarımız oldukça sanata meyilli, sesi çok güzel. Birçok arkadaşımızın aslında sesi çok güzel kurumda. Güzel şiir okuyan arkadaşlarımız var. Herkesin aslında sanata bir meyli var derken Ahmet Bey'in sesi güzel mesela. Şimdi biz Ahmet Bey'le güzel bir Ege türküsü okuyacağız. İki keklik diyeceğiz. Bir anda böyle kaldı. Olur mu? Olur olur. Olur. O zaman olur, hadi Tunç. İki keklik diyelim. Arkadaşlar da eşlik etsin. Hep beraber söylüyorum. Musa ile İsa'nın sesini hiç daha duymadım. Belki onların da güzel de izliyorlar. Musa'nınki siz güzel yani. Başlayın, biz arkasından eşlik ederiz. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine karada haber gidiyor. Annesine karada haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı, yar beni aman aman yar beni. Uzun da geceler yar boyunda sar beni, aman aman sar beni. Yazması oyalı, kundurası boyalı, yar beni aman aman yar. Sizin sesinizden de ayrı bir güzellik. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Biz arada böyle şeyle böyle. Yok yok, çok güzel oldu. Bu arada yani çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Olur canım, estağfurullah. Gerçekten çok güzel. Ben az önce sunarken de söyledim, Musa'nın da sesi güzelmiş. Tabii İsa orada kayıtsız kaldı. Ben dinledim. Ama şimdi televizyon çok daha farklı bir şey. Ben 22 yıldır tabii camianın içerisindeyim. Her programa çıktığımda ilk başladığımda bir heyecanlanırım böyle. İçim bir tuhaf olur. O kamera çok farklı bir şey. Yani biz şu anda kameralar olmadan sohbet ediyor olsak ne muhabbetler. Ama kamerayı gördüm mü insanlar böyle kalıyor. Öyle bir muhabbet. Yerel konuklarda da o sıkıntıları yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuzdur. Evet. Çünkü Musa
Bey de, Ahmet Bey de program yapıyor, spor programı yapıyor. Nasıl gidiyor programlar? Vallahi bizim programlar şöyle gidiyor. Denizli spor iyi gittiği sürece bizim programlar aslında iyi gidiyor. Deniz spor kötü gitti mi bize suratlar bir karış böyle. Yani ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Çok hassas bir nokta. Çünkü Denizli spor, Denizli'de tek yani başka takımımız yok. Onun için yani desteklemek yerine desteklememiz lazım. O nedenle her konuştuğumuz sözü, her kelimeyi tartarak, biçerek konuşmak zorundayız. Ya en azından takımın, yani futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi bizi bir şekilde izliyorlar insanlar. Yani o havayı da vermemiz lazım, o şeyi de korumamız lazım. Tabii şu aralar biraz kötü ama biz çok güzel günlerini de gördük, UEFA kupaları falan gördük. Tabii o günleri özlemle bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda o günlerine tekrar kavuşur. Ama tabii tek başına olmuyor biraz tabii. Denizli'nin ki Pamukkale TV şu anda 57 ülkede 1 milyar insana hitap ediyor. Dev Smart'ta, Dijitürk'te yani her tarafta yayında. Yani bizi duyan İstanbul'da da çok izleyenlerimiz var, yurt dışında da var Denizliler. Biraz Denizli Spor'a destek çıksınlar. Yani inanın şu zor günlerden kurtulması lazım Denizli Spor'un. Çünkü son 6 hafta mı kaldı? 6 haftada yani kabus görmemek için bir an önce toparlamak gerekiyor. Ve ondan sonraki dönemde de iyi bir destek gerekiyor Denizli Spor'a. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim. Hiç olmazsa Denizli içerisindeki izleyicilerimiz maça giderek bile kesinlikle. Çok büyük bir destek. Tabii, mesela geçenlerde ben geldim. Evet. Çok güzeldi. Bundan sonra gideceğim. Evet. Evet, çok da keyifliydi. Çok da güzeldi. Aslında konser oluyor öncesinden. Tabii çok tabii. Güzel. Tabii. Ya, şey var, alışkanlık var bizim insanımızda. Son 15 dakika, 20 dakika kala geliyorlar maça. Onu da tam duyurulamıyor sanırım. Normalde resmi olarak da 45 dakika önce konserin bitmesi gerekiyor. Çünkü tabii. Takımlar ısınmaya çıkıyor. Isınmaya. Hakemler ısınmaya çıkıyor. Federasyon buna izin vermiyor. Yani 1,5 saat önce gelirlerse maça güzel bir konser izleyip hem maça ısınıp alışıp. Tabii tabii yani o atmosferi çocuklarıyla, eşiyle oturup rahat bir şekilde bizim Denizli çok önemli bir noktadır. Yani şu anlamda tel örgüsü olmayan Türkiye'deki tek statlardan biri diyeyim. İlk stat hatta. Ve o anlamda da daha yani onca çok önemli maçlar yaşandı. Çok, çok büyük maçlar çetrefilli oldu. Maçlar diyeyim. Evet. Daha bir kişi stadın içine, sahanın içine girmiş değildir ki önünde şu kadarcık bir duvar var. Evet. O anlamda bizim taraftarımız da çok saygındır. Gelen aileleriyle gelenler de rahat bir şekilde maç izleyebilir yani. Evet, buradan da söyleyelim. Hiç olmazsa maçlara giderek tabii. Desteğimizi verelim. Deniz sporumuza sahip çıkalım. Çünkü denizimizin bir değeri. Kesinlikle. Kesinlikle. Bizim takımımız sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü yani trilyonları biraz verseniz o yatırım yapamazsınız. Kesinlikle. Futbol için de bir taraftar çok önemlidir. Kesinlikle. Yani. Değil mi? Maça geldiğini görmesi. Maça geldiğini tezahürat. Tabii yani. Bir artı motivasyon. Aa, 12. eleman deniyor ya, 12. adam deniyor. Tabii, gerçekten tabii, tabii. Öyle. Zaten futbol görsel bir oyun. Yani taraftar olmadan oynamak işte. Mesela futbolcu ceza aldıklarında görüyorsunuz. Tabii, tabii. Hiç ne bir izlediğiniz tadı maçın olmuyor. Havası oluyor, ne tadı oluyor. Ekrandan bile tadı evet. Olmuyor. Tabii. Gerçi bayanlar İstanbul'da belli karalar oldu. Bayanlar gidiyor biliyorsun. Hatta bayan kılına girip giden erkekler falan var. Yakalandı birkaç tane. O kadar fanatik insanlar da var yani. O kadar orada fanatik. Altın günü, çay günü falan yapılıyor. Şey, bayanlar arası hem maç izleniyor falan böyle. Ne güzel işte bayanları da futbola teşvik ediyoruz. Evet, evet. Ki bayanlar da gitsin maçlara. Mesela hafta sonu gidilebilecek çok güzel bir bence eğlence. Eşinizi kesinlikle. Alın. Çocuğunuzu alın hatta. Maça gidin. Öncesinde konser oluyor gibi. Zaten. Değil mi? Gayet eğlenceli bir ortam oluyor. Ben yurt dışında mesela birçok kampa gittim, maça gittim Denizli Spor'la birlikte. Orada biz görüyoruz. Gerçekten imrenilecek bir durum. Yani yabancı maçlarda, hazırlık maçlarında falan. Aileleriyle geliyorlar. Böyle nasıl sahipleniyorlar takımlarına biliyor musunuz? Hatta bir, çok kısa bir şey anlatayım. Hemen fazla vaktinizi almayayım. Bir maç oynuyoruz. Küçük bir saha. Hazırlık maçı olduğu için tel örgü var. Biz de tel örgünün dibindeyiz. Çekim yapıyoruz, maçı çekiyoruz falan. Arkamız yol tel örgüde. Benim dikkatimi çekti. Adam biri geldi tel örgüde. Maça baktı, 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 baktı. Ondan sonra bir 5 dakika falan maça baktı. Ondan sonra da görevliyi çağırdı. Görevli geldi tel örgünün kenarına. Parasını verdi, yürüdü gitti. İnanabiliyor musunuz? Yani biz duvarlardan atlamaya çalışıyoruz. Tabii. Nereden gelebiliriz acaba? Nasıl kaçak? Tabii. Şey yapabiliriz. Saygı. Aynen öyle. Kesinlikle saygı. Kesinlikle tabii. Saygı çok önemli her şeyde. Evet. Aynen öyle. Şimdi İsa'ya da biraz dönmek istiyorum. İsa, güzel güzel programları montajlıyorsun izleyicilerimiz için. Evet. Biraz senden dinleyelim. Arkadaşlarımız bizler çekiyoruz. Tamam, kameraman arkadaşlarımıza gidiyoruz, programları çekiyoruz. Ondan sonra İsa'ya veriyoruz görüntüleri. Bu senindir diyoruz. Sen izleyicimize sunuyorsun. İşin mutfağında sen varsın.
Evet. Hasan Bey'le birlikte. Öncelikle görüntüleri benimle baş başa bırakıyorsunuz. Evet. Şikayet ediyorum. Şikayet ediyorum. Biraz... Çok doluyormuş meğersem insanlıkça sevgili. Bunlar programdan sonra konuşacağız. Tabii sizin de çekimleriniz güzel yani. Güzel olduğu için montaj da güzel oluyor. Çekim ne kadar kaliteliyse. Ya kötüyse söyleyebilirsin canım ya canlı yayında izleyin. Tabii bazen oluyor ama yani genel. Daha hemen dökülmeye başladım. Ama tabii sizin çekimleriniz daha önemli. Montaj bir sanat işidir belki. Kesinlikle. De bilmiyorum. Ya da insanın içinden gelen bir şeydir. Yani montajın daha güzel olabilmesi için yapılabilecek şeylerin, insanın yani hayal gücünün geniş olması lazım diyorum ben bence. Yani insanın isteği olunca montajda, programda yani çıkan görüntüde güzel Eksiden olacağını umuyorum. Sabır kesinlikle. İşi montaj. Kesinlikle sabır kesinlikle. İşi. Şimdi işte arkadaşımız, ben ilave bir şey söylemek istiyorum. Şimdi insanlar diyor ki ya bir altyazı değil mi geçiverin. O altyazının arkasında neler yatıyor. Aynen. Yani o kadar teknik ekip var ki burada birçok çalışmalar yapılıyor falan. Biz bir de işin temelinden geldiğimiz için yani çok eski olduğumuz için bu işte. Yıllarca bunları böyle kademe kademe aşağı aşağı bugünlere geldik. Bugün gerçekten de yani Pamukkale TV'de, ARD'de profesyonel bir televizyonculuk yapılıyor. Sülit yollarıyla işte bölüm bölüm programıydı, işte reklamıydı, odalarıyla falan insanlar gelip gördüğünde gerçekten şaşırıp kalıyorlar. Tabii ki biz çok eskilerden başladığımız için çok yani insanlar bilmiyordu. Hangi TRT amcam diyordu. Hangi TRT amcam yani. Hiç düşünüyorduk. Hangi TRT acaba falan. Yani o yılların sözleri falan. Bir çek bakayım amcanı falan böyle. Hani şey gibi. Ama güzel günlerdi tabii. Şimdi bugünlere geldik. Teknoloji ilerledi. Her şey mükemmel. Her yerden istediğiniz şekilde canlı yayın yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani şimdi bunun gençler tadını çıkarsın tadını biraz. Tadını çıkarıyor. Evet. Şimdi evet siz de şey diyorsunuz. Cefasını biz çektik. Sefasını siz sürün. Tabii tabii. Eskiden şöyle söyleyeyim. Mesela maçlarda bir fotoğraf çekilirdi. O fotoğraf gidilirdi, dışarıda tab edilirdi. Tab edildikten sonra iş yerine gelirdi. İş yerinde telefoto diye bir cihaz vardı. Ona bağlanırdı. Bip 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 bip. Bir saatte bir tek fotoğraf karşıya geçerdi. Yani İstanbul'a geçerdi. Karanlık o adam odada. Oradan alırdı. Karanlık odada. Tabii. Onu alırdı. Gazeteye geçerdi. Yani gazeteye koyardı. Şimdi maçın 15. dakikasında laptopundan gazetedeki sayfasına fotoğrafını çekiyor. Yerleştiriyor. Bitiriyor. Çayını içmeye çıkıyor. Aynen teknoloji öyle. Nereden nereye geldi onu düşünün. Ki biz daktiloyla başladık bir de öyle bir durum var. Değil mi? Bu haber merkezinde akşamları gelişti. Şey gibi olurdu böyle dokuma atölyesi gibi şakıdı 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 akşamları. Şimdi artık teknoloji, işte, bilgisayar her şey 2 dakikada halloluyor. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür çok sağ olun. Gerçekten bugün benim için özel bir gün. Güzel günlerin 100. canlı yayını. Sağ olsun ekip arkadaşlar. Sadece beni almış gibi oldun ya canlı yayın arkadaşlar pek. Ben mi konuştum? Şimdi herkesin sırayla alacağım. İşte tabii, burada tabii. Herhalde şey yatıyor. Önce büyükler deyip bir de işin tabii 20 küsur yıldan beri ekranlarda olunca insan direkt şey oluyor. Programı sahipleniyor direkt konuşuyor ekranlarda böyle bir şey. İnşallah ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Son olarak başlayayım. Musa'dan başlayalım. Dediğim gibi nice 100 bölümlere inşallah gayet güzel programın. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şunu da bir hatırlatma yapayım ben. Tabii. Denizli Spor'da da şok gelişmeler yaşanıyor. Altyazıda da veriyor tabii arkadaşlarımız. Akşam detayları değerli izleyenlerimiz spor haberlerinde izleyebilir. Evet, akşam detayları spor haberlerinde izleyebilirsiniz. Kaçırmayın haberlerimizi diyorum. Ahmet Bey sizin son olarak söylemek istediğiniz söz. Valla bende son yok. Ben bırakırsam sabah kadar konuşurum. Sabah kadar öyle. Sorunca o zaman ben İsa'ya döneyim. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir program. Çok değerli konuklar geliyor. Bu programın devamını diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. İsa'cığım. Ben daha güzel, daha fazla. Daha güzel. Bu kötü. Programlara. Daha az montaj. İsmi de Güzel Günler. Daha yeni VTR'ler. Evet. Daha geniş, daha kapsamlı. Yani seyircilerimize ben montajcıyım, siz çekin, aktaralım. Değil mi? Bu bir ekip çalışması. Evet. Aynen. İzleyiciler de bunu böyle belki bugün biraz olsun. Bu benim programa bakış açım biraz daha farklı. Bir de benim arkadaşımın kardeşi olduğun için. Çok teşekkürler. Benim de kardeşim gibisin. Tabii. Aynen öyle abicim, çok sağ ol. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyiciler dedik ya, ekip arkadaşlarımızdan alacağız. O zaman Neval Hanım'la İbrahim Bey'i alalım. Yavaş. Biz gidelim yani. O zaman öyle mi yapacağız? Bak, siz gidin demiyor. Yok. Arkadaşları alalım. Yok. Kenardan çıkalım biz. Erdal'cığım Güzel Günler özel 2'yi şöyle bir
hemen ekranlarda olsun izleyicilerimiz de. Biz bu arada değişikliğimizi yapalım. Tamam. Una da poca bichita va bene, si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda yine çok kıymetli arkadaşlarımız var. Sayın Uğur Eren radyo programı yapıyor. Radyodaki arkadaşımız. Neval Hanım aramıza yeni katıldı. Sayın Neval Başgüzel. İbrahim hep gitti. İbrahim Ethem Kazancı ile hep böyle çekimlere gidiyoruz. Kameraman arkadaşımız. Kendisini görmüyorsunuz, ben çok söylüyorum, bilhassa VTR çekimlerinde işte İbrahim nasıl olmuş, Gücel nasıl olmuş, Kadir nasıl olmuş. İşte bugün bütün arkadaşlarımızı elimizden geldiğince, vaktimiz yettiğince tanıtmaya çalışacağız. Neyse çok konuşmayayım, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler. Hep beraber koral. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O zaman önce bayanlar deyip Neval Hanım'la sohbete başlayayım izninizle. Evet. Şimdi aramıza siz yeni katıldınız. Evet. Önce duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Pamukkale TV ailesiyle nasıl alışabildiniz mi? Pamukkale TV ailesi gerçekten çok değerli bir aile. Her çalışanı ayrı bir değer. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Çok zevkle geliyorum. Sizin programınızı da çok beğenerek izliyorum. Teşekkürler. Yeni gelmeme rağmen zannedersem bir 10 programınızı falan seyredebildim. Hı-hı. Ama o 10 programın da ayrı bir renk olduğunu düşündüm. Yani dolayısıyla daha nice programlar diliyorum size. İnşallah, çok teşekkür ederim. Bu arada Bil Bakalım da çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Gerçekten sohbet çok güzel, sorular çok güzel, çok eğlenceli. Biraz halkımızı bilgilendirme, biraz işte espriyle karışık bir program yapıyoruz. Değil mi? Çok güzel. Uğur'cum, radyodasın. Evet, radyodayım fakat şunu söyleyeceğim. Güzel güzel programlar yapıyorsun. Radyo ile televizyon arasında büyük bir fark varmış. Yani burası biraz daha heyecanlı. Ve daha sevimli. Daha sevimli. Yani şunu ben... Şey mi acaba, ben de televizyona geçmek istiyorum. Bu şey hani ufaktan ufaktan artık. ufaktan hazırım, geçebilirim. Yani şunu söyleyeceğim, 100. programın öncelikle kutluyorum. Hani ne kadar hızlı geçti değil mi? 5 ay tabii, baktığımız zaman hafta içi her gün. Güzel olan her şey bu kadar bir hızlı ayda geçiyor. Bir ayda 25 ayda 100 tabii. 100. Güzel olan her şey. Hani böyle. Bundan 50 bölüm diyorum, çok özür dilerim. 50 bölüm öncesi ve 100 bölüm öncesine bakıyorum.
bu kadar çabuk geçtiyse bundan 50 bölüm ve 100 bölüm sonrası da bu kadar yakın bence. İnşallah sebat istiyor, sabır istiyor yalnız. O sabrı, o sebatı gösterdikten sonra 100, 200, 300 bu şekilde gider ama gerçekten büyük bir sabır istiyor. Evet, bunu biliyorum. Hatta seninle beraber yaşıyorum bazen. Ama izlerken de çok keyif alıyorum gerçekten. Hani bazen benim için şaka malzemeleri çıkabiliyor bazen. Hatta bazen radyoda... Duyuyorum, radyoda bayağı bizi malzeme yapıyor bazen Uğur sevgili izleyiciler. Siz de ART FM dinliyorsanız. Bu arada evet, internet üzerinden de dinleyebilirler. Yani Dilek Özkan'la bazen çok güzel konuşmalar yapabiliyorum. Kendisinin haberi yok. Yan tarafta bazen dinliyor aslında, biliyor ama dinlemiyormuş gibi davranıyor ve... Mış gibi yapıyorum artık yani. Derken İbrahim'e de dönmek istiyorum. İbrahim'cim, hoş geldin, sen nasılsın? Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ederim Dilek, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seninle de bayağı çekimlere gidiyoruz, BTR çekimlerine gidiyoruz. Ayrıca bir de sanat ve kültür programımız var, evet, onun evet, çekimlerine evet, gidiyoruz. Evet. Benim açımdan gayet keyifli. Senin açından nasıl geçiyor bütün çekimler? Vallahi ben biraz aşırı yoğun çalışıyorum. Şu bir aydır yaklaşık 3-5 sefer bir şehir dışına gittim geldim. İstanbul, evet. İzmir, Antalya, Aydın durumu oldu. Onun haricinde normal çekimler zaten sürekli yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok keyifli. Değil mi? Yani çok keyif alıyorum. Yaptığım işten gerçekten... Hem severek yapıyorum hem her türlü fedakarlığı yaptığımı inanıyorum. Kesinlikle. Yani biz de İbrahim'le çekimlere gittiğimiz zaman bütün kameraman arkadaşlarımız için geçerli. Başta teknik müdürümüz olmak üzere. Gayet keyifli geçiyor. Çekimlerimiz güzel geçiyor. Gır gır şamata. Bilhassa sanat ve kültürün böyle evet, mekanlar evet. Açık hava, yeşillik. Böyle bazen değişik işte ağaçların arasından çekelim diyoruz. İbrahim kameraya tutuyor. Değişik pozisyonlarda duruyoruz ama hepsi güzel geçiyor. Yani sizlerle çekmek pek benim açımdan da oldukça büyük bir keyif. Kameramanlık nasıl? Şimdi ekranların başında izleyen izleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Zor mu? Ya, kameramanlık bambaşka bir meslek en başında. Bunu söylemek, belirtmek isterim. Çünkü karşıdaki ekrana çıkacak olan, programı çekecek olan kişi ekranı taşıyacak olan kişi... Ekranı taşıyacak olan kişi kameraman. Onun için her şey en başta onun elinde. Bir programın güzelliği, aldığı görüntüler, ekrana çıkacak olan kişinin ekranda nasıl duracağını, her şeyini ayarlayan tek kişidir kameraman. Onun için bambaşka bir meslek, çok güzel bir meslek. Tavsiye ederim yani, herkese de tavsiye ederim. Çok hem zevkli, hem güzel, hem çok keyifli. Evet. Şimdi dedim ya az önce, bizim kurumda herkesin bir yeteneği var. Mesela Nebel Hanım'da sesi çok güzel. Ben biliyorum. Direkt beraber söyleyeceğiz, korkma. Evet. Beraber söyleyeceğiz. Çok az önce Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya diyorduk ya. Hadi evet. Beraber söyleyelim. Olur. Dünyada
Allah tek başıma söylemez. Ya çok güzel oldu işte, görüyorsunuz ne kadar yetenekliyiz. Biraz küsşey mi oldu çok böyle? Uğrunda sesi güzel ya. Uğrunda mı güzel? Tunç, oralara falan fazla girmeyelim ama benim size sizin için not aldığım birkaç bir şey vardı. Dilek Hanım'ı çok seviyoruz. Nevel Hanım'ın sesi çok güzel. İbrahim kamerada çok başarılı. Tunç gitarda çok iyi. ART Pamukkale'de çalıştığımdan çok gurur duyuyorum. Bunları elime yazlar, canlı yayında okumam söylendi. Ha. Derken? Derken. Bunları samimiyetimle söylüyorum gerçekten. Samimiyetimle. Şey, Uğur böyle bir arkadaşımız. Ben de bakıyorum şimdi acaba bu. Kısacası şu. Radyoda yaşanılan ortamı ben televizyonda vermek istedim. Yani Dilek Özkan böyle bir arkadaşla aynı kurum içerisinde çalışmaktı. Hani bazen yayınlara falan geldiği zaman, hani mutlu sabahlar dediği zaman suratında bazen böyle bir asıklık varsa sebebi benim. Ay yok canım. Ama ben de hiçbir zaman suratımda asıklık olsa da hissettirmemeye çalışıyorum. 100. özel programında biz sizlerle yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Pamukkale TV'nin güzel sekreteri, sizleri, konuklarımızı karşılayan, çok sağ olun. Telefonları açtığınız o güzel sesiyle merhaba diyen Gül Hanım yanımızda, Gül Eriş. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün böyle güzel oldu. Ekranlara başındaki izleyicilerimiz. Evet. Tabii herkesi tanıtamadık vaktimizde, çünkü dün akşam çektiğimiz Vali Konağı'nda Denizli Vali Konağı'nda çektiğimiz Sayın Valim ve ailesiyle bir program var. Güzel Günler 100. programı özel. Onu yayınlayacağız. Vaktimiz yettiğince bu kadar arkadaşımızı tanıtabildik. Son olarak da seni aldık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 100. programınız hayırlı uğurlu olsun inşallah hepimiz adına. Nasıl? Yani Pamukkale TV şimdi ne kadar oldu başlayalı? 6 ay oluyor. 6 ay oldu. Artık alışma evresi. Dün gibi ama 6 ay oluyor, evet. Evet, dün gibi oldu. Bayağı oldu. Alışma evresi çoktan geçti zaten. Evet, evet. Anlat biraz şöyle duygularını, düşüncelerini. Çok mutluyum bu aile içerisinde olmakta. Pamukkale TV çalışanları gerçekten hepsi birbirinden ayrı değerli insanlar. Hepsi de, hepsine alıştım. Hepimiz bir aile gibi olduk. Hepsini çok seviyorum. Derken böyle... İşimi seviyorum. Ne güzel. Arkadaşlarımı seviyorum. Sesi de çok güzel. Gül'ün de sesi çok güzel. Öyle söyleyelim. O zaman biz güzel bir türkü seslendirelim. Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Çevi için gelsin bu türkü. Kendileri çok sever. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Hadi bakalım. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salını da oldu. Sen belediye konservatuvarına gittin bir müddet. Evet, Denizli Belediye Konservatuvarı'na gittim.
4 yıl gene önceki zamanlarda 7-8 yıl oluyor. Düğün salonu 4 yıl çalıştım orada. Kendi çapımda söylüyorum öyle. Çok güzel, gayet güzel. Türk halk müziğini çok seviyorum. Şimdi programa girmeden önce Hakan Altun'dan çok güzel bir şarkı söylüyordun. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. İstersen bence turşu bir ton alır, ses düşür. Bir ses daha düşürelim. Daha rahat söyleyecek çünkü. Çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna. Gerçekten çok güzel. Ağzına sağlık.